Monokroma. Tamamı Türkiye'de geliştirilen Monokroma, geliştirici ekip Nover Studios'un tanımıyla oynayanlara hissel ve entelektüel bir deneyim sunmayı hedefleyen hikaye bazlı bir platform oyunu. Baskıcı bir düzen içerisinde iki kardeşin hikayesine odaklanan Monokroma, heyecan dolu atmosferi ve bulmacalarıyla etkileyici bir oynanış sunuyor. 1950'li yıllarda alternatif bir dünyada geçen oyunda, devasa bir teknoloji firması, insanlara ev işlerinde yardımcı olması ve çocuklara arkadaşlık etmesi için yeni bir robot geliştirdiklerini duyurur. Eve dönerken bastıran yağmur sırasında bir depoya sığınan iki kardeş, burada robotları tasarlayan firma hakkında görmemeleri gereken bazı şeylere tanık olup, bir anda kendilerini zorlu bir yolculuğun içinde bulurlar. Görselliğin ön planda olduğu oyunun siyah-beyaz dünyası içerisinde anlatılan hikayede herhangi bir diyalog ya da yazı bulunmuyor. Monokroma'da birçok filme, kitaplara ve masallara yapılan göndermeler bulunuyor. Oyunda ilerlerken hikayede anlatılmak istenenleri de çözmeniz gerek. Oyunda birlikte ilerlediğimiz iki kardeşten küçük olanı sakatlandığı için yürüyemiyor. Bu yüzden onunla beraber ilerleyebilmek için abinin küçük kardeşini sırtında taşıması gerekiyor. Bu şekilde hareket hızınız oldukça azalıyor ve zaman zaman devam edebilmek için küçük kardeşi bırakmanız gerekebiliyor. Ancak karanlıktan korktuğu için onu sadece aydınlık ortamlarda bırakabiliyorsunuz. Ortalama 6 saatlik bir oynanışa sahip olan Monokroma'nın hikayesi toplam 4 bölüm içerisinde anlatılmış. Monokroma'nın en etkileyici yönü başarılı müzikleri ve görsel anlatımıyla yaratılan ambiyansı olmuş. Oyunun müziklerinde de yine bir Türk grubu olan Gevende'nin imzası bulunuyor. Oyunun Limbo'ya benzediği için eleştirilmesine de kesinlikle aldanmamak lazım. İki oyunu da oynamış olanlar aslında çok fazla bir benzerlik olmadığını rahatlıkla anlayacaklardır. Oyuncunun birey olarak toplumdaki yerini ve yaşadığı sistemi sorgulamasını sağlayan Monokroma, yavaş yavaş oluşmakta olan Türk oyun sektöründe önemli bir umut ışığı olarak tanımlanabilir.